Evet arkadaşlar, Gökçeada'ya hoş geldiniz. Şimdi Gökçeada için tarihi bir öneme sahip kaya mezarının önündeyim. Kaya mezar sadece büyük bir tek parçadan oluşan iki tane mezarın oluşumuyla yapılmış çok eski bir yapı. Çok ciddi tarihi bilgilerimiz yok bununla ilgili ama büyük bir aşk olduğu kesin. Şimdi denize doğru süzelim bakalım bugün denize ne tür canlılarla karşılaşacağız. Gidelim avlanalım, daha sonra da güzel bir şekilde yemeğimizi yapalım. Gün bizi bekliyor. Haydi. Evet, yürüyüşümüz başladı. Şimdi yaklaşık 10 dakika yürüyeceğim. 10-15 dakika yürüyeceğim aşağı doğru. Bugünkü yürüyüşün, yani bugünkü avın zor kısmı çıkışı. Buranın çıkışı, belimdeki ağırlıklar, vurursam bir iki balık, bana bir de kıyafetlerimin ıslanması bana bir 3-5 kilo daha fazla yük bindirecek. Dönüşüm biraz daha zor olacak ama olsun, enerji harcıyoruz, güzel zaman geçiriyoruz. Zevk alıyorum bu işten. Bir gidelim bakalım aşağı doğru. Bir yarım ada var, onun soluna doğru gitmeye çalışacağım. Gidemezsem sağ tarafta bir plaj var, plaja ineceğim. Plajdan yine biz istediğimiz yöne doğru gideriz. Bugün 29 kilometre civarı rüzgar var. Deniz suyu sıcaklığı yine 20 derecelerde. Fena değil. Balık popülasyonunda çok hafif hareketlenmiş vaziyette ama hani bizim Çanakkale gibi çok ciddi bir kıyılarda balıklarımız yok, onu söyleyeyim. Bayağı bir uğraşmanız gerekiyor bu kıyıdan balık almak için. Evet, ben de şimdi bayağı bir uğraşacağım. Haydi devam edelim. Thank you.
dostlar, biraz önce gördüğünüz bir tane kaya bulduk. Eva'yı ve malzemeleri oraya çıkardık. Sonra da ben de çıktım tabii. Evet. Beraber kayanın üstündeyiz şu an. Herkese selamlar. Çok herkese güzel selamlar. Bir yer bulduk. Şans eseri böyle. Titanik gibi bir şey burası. Acayip güzel böyle. Sanki teknenin üzerinde gibi. Bizim ikizler gibi hissettim kendimi. Ben denemeli mi böyle bir yer bulabilirdi, çıkabilirdi. Biz bulduk, onlardan önce davrandık. Evet, çok güzelmiş. Mükemmel bir yerdeyiz. Bir kayanın üstünde düzlük bulduk. Bu düzlükte çekeceğiz videomuzu. Burası güzelce koy. Şu karşıda Kefalos burnu mükemmel görünüyor. Harika bir manzara var. Şurada deniz böyle ayaklarımızın altında. Gerçekten teknedeymişiz gibi. Şöyle çekeyim ben size. Yani şuralar muhteşem. Evet. Şimdi dün avlandım ben. Hava müsait olmuyor. Biz müsait olmuyoruz. Bugün müsaitiz. Hani aynı gün yapamıyoruz bazen her şeyi. Dün balıkları aldım. Güzel bir eşkine vurdum. Evet, ayıklanmış hali. Ayıklanmış hali. 850 gram. Yani 1 kilo civarı bir eşkina, mükemmeldi. Harika bir av oldu. Yani ayrı bir zevk oldu o balıkla da, yani o balığı avlamak. Güzel bir taşaltı avı oldu. Hatta bir sargoz da alacaktım. Çok büyük bir sargoz. O da kaçtı. İki balığı bekledim. Yan yana gelsinler diye taşın altında. Sonra sadece eşkinayı aldım. Çünkü sargoz böyle çok sıyırdı. Bir daha atış yapmak istemedim. Diğer balıkları ürkütmek istemedim taşı. Daha sonra yani bir daha eğer o bölgede balığa ihtiyacımız olursa yine bir tane alıp çıkarım. Merayı patlatmaya gerek yok. Zaten. Aynen, biz bize yeteni aldık. Daha önce de bir kefaller falan da vurmuştum. Kefal, sargoz, onlar kenarda. Biz şimdi bugün eşkinayı eşkine aldık. Eşkine balığını yapacağız. Evet. Aynen. Bugün de balıkçıda gördüm. Kilosu 300 lira olmuş. Çok pahalı gerçekten. Yani çok değerli bizim için zaten. Yani pahalı olmasa da bizim evimize ek gelir gibi oluyor yani. Maddi olarak değil. Biz de dışarıdan, marketten alışveriş yapmadan yemek yemiş oluyoruz. Şu an Eva da bize, çok seviyoruz balığı. Eva da bize bugün mükemmel bir yemek yapacak. Her zaman yaptığımız bizim geleneksel ev yemeklerinden bizim, bir tanesi. Bizim klasik yemeğimiz. Evet, güzel bir pilav yapacağız. Balıklı bir pilav, bol domatesli böyle, baharatlı. Ben bayılıyorum ya. Bir de böyle biraz sulu bırakıyor Eva onu. Evet, tabii. Ya sulu ne diyeyim, olunca böyle. Eva'ya hep şey diyorum ben. Aşkım, ne yapıyorsun diyorum ya. Biz İtalya'ya gidersek o... Oradaki pilavları, karidesli pilavları falan, hani oranın özgü yemekleri oluyor ya. Nasıl yiyeceğiz, nasıl beğeneceğiz diyorum falan. Yapma diyorum bu kadar güzel. Orada da güzeldir canım. Ama bak emin ol, gidince beğenmeyeceğiz yani. Çünkü Yunanistan'da birkaç kez oldu. Pilav istedik, saçma sapan hareketler yaptılar. Aa evet evet. Ha, yani... Bir kere yemiştik, çok iyiydi safranlı. Sonrasında da o dengeyi yakalayamadılar. Tabii beyaz sen... pilavla midyeyi falan karıştırdılar böyle. Tabii maman, kuru bizim kuru. Patron mamanı ayrı tutuyorum. Sen bizim bir numaramızsın evet. Şu an. Hani bu konuda aile içinde. Yani şimdi güzel bir performans bekliyorum senden. Ben dinleneceğim şimdi. Seni çalıştıracağım. Ama tabii ilk önce balığı ayıklamam lazım. Sen de filetonu bir çıkart bakayım. Ben filetoyu çıkarıp sonra dinleniyorum. Aynen. Hadi filetoya başlayalım. Masamızı da yapalım. Manzaramızın keyfini çıkartalım. Gerçekten hava çok iyi. Hiç rüzgar yok. Sıfıra düştü rüzgar neredeyse. Güzel. Manzara muhteşem. Manzara güzel. Yer güzel. Burası... Etrafta insan yok. Yapı yok. Çok iyi. Hadi başlayalım bakalım filetoya. Evet dostlar. Eşkinamız burada. Evet, şimdi bir de bu eşkinamızın kafasının içinde taşlar var. Bu taşlar ayrıyetten satılıyor. Ne işe yarıyor? Böbrek taşlarını dökmeye yarıyormuş. O mantıkla piyasada bir maddi değeri var. İşte 50-60 tanesini falan birden bir şekilde satıyorlar. Toz haline getirip limonla galiba. Çok küçük olanları limonda eriyormuş. O şekilde tüketiyorlar. Nasıl tüketildiğini tam olarak bilmiyorum ama yani bir şekilde bu aynı zamanda hani eşkinaya taş balığı da deniyor o kafadan çıkan taşlar sayesinde. Böyle bir değişik bir bilgi vereyim dedim size. Evet. Evet, filetomuz çıktı. Balık gördüğünüz gibi arkadan ben görünüyorum neredeyse. Çok güzel bir şekilde filetoları çıkarttım. Bundan biraz balık suyu elde edeceğiz. Bunu şimdi tencereye koyuyorum. Biraz suyunu çıkartacağız, pilavda kullanacağız.
Biraz tuz ve karabiber ekledin. Evet, aslında top karabiber konuldu. Bu da böyle. Ne kadar pişik aşkım bu? Bu kaynadıktan sonra bir 15 dakika, 20 dakika kapatıyoruz. 15 dakika kaynasın, kapatıyoruz kapağını. Tamam. Beklesin, pilavımıza hazır olsun suyu. Evet, bol bol filotomuz var. Hemen onları da kesiyoruz. Evet, malzemelerimiz bunlar. Biberlerimiz var. Bunları küp küp doğrayacağım. Sarımsaklarımızı rendeleyeceğim. Domateslerimizi rendeleyeceğim. Limonumuzu da keseceğim yuvarlak yuvarlak. Bundan sonra görüşelim. Evet, balık suyumuz hazır. Evet, balık suyumuz hazır. Kenarda bekletiyoruz. Onu bir 20 dakika kadar kaynattık. Şöyle ben ilk tavamıza zeytinyağımızı ekliyorum. Ortalama 4 kaşık kadar yağ koyuyorum. Hemen ardından rendelenmiş sarımsakları, sonra biberleri yağla birlikte çeviriyorum. Çevirmeye devam ediyoruz. Evet. Biraz ısınırsa bizim yine bu ocağımız. Çok güzel koktu. Müthiş koktu, müthiş. Şimdi domatesimizi ekliyoruz. Hemen yapacağım. 2 gün burada kırıyoruz ve olayı bitiriyoruz. Yani nedir bu? Ne uğraşıyoruz o kadar? Balık suları falan. Biraz da böyle pişsin. Evet, biraz da domatesle beraber. Ardından pirincini ekleyip baharatlarını koyacağız. Tamam. Nasıl evet. Durum? Domatesimiz oldu, güzel pişti. Menemen kıvamına geldi diyorsun. Ama menemenlikten çıktı şu an. Pirinçlerimizi koyuyoruz. Ortalama 1,5 bardak civarı bir pirinç. Bir bardaktan biraz fazlaydı. Şöyle. Hemen baharatlarını ekleyelim biz. Tuzunu koyalım. Yeni baharımız var. Şu kışı bir tarafa alalım, evet. Şöyle, yarısı da dışarı uçuyor. Olsun. Normal rüzgarda artık. Bir tık rüzgarımız var. Adanın zaten rüzgarı olmaz. Rüzgarı ne zaman dursun değil mi? Durdu zannettik, bir sağdan bir soldan. Nereden geldi belli değil. Bu nedir? Nane koyuyorum. Ha, çok az bir şey nane koyuyorum. Tamam, yani baskın çok olmasın. Baskın olmasın diye. Birazcık şöyle kavurup balık suyumuzu ekleyeceğiz. Suyu ekleyeceğiz. Sonra biraz pişip sonra mı balıkları koyacağız? Pişmesine yakın, suluyken balıkları ekleyeceğiz üstüne. Tamam. Teşekkürler efendim. Evet, pilavı çevirdim böyle. Şimdi balık suyunu ekleyeceğiz. Ben de balık suyumla kenarda bekliyorum böyle. Hadi gel. Pis işine ben de. Bunu dökebilirim bunu sağa sola. Yok, daha hafif. Balık kılçığını içeri atabilirim falan. Hayır, tamam canım. Dur. Ne kadar istiyorsun? Döksen bayağı dök. Oh, mis gibi. Biraz daha. Evet. Tamam. Sonra ekleme yapacak mıyız? Sanmıyorum. He. Bu gayet iyi oldu çünkü tamam. Kıvamı. Okey. Ben buradan... Şimdi... Bu balığı biraz... da ahiklarım. Evet, sen onları ye. Bu birazcık pişsin. Hafif biraz suyunu çeksin. Ben şuradan kapağını kapatayım.
Zaten göstereceğim balık filetolarını koyarken. Şimdi birazcık pişsin böyle. Aç aç bekliyoruz. Ateşimiz biraz rüzgardan etkileniyor ama birazdan kapatacağız tabii. Çekim sırasında kapatamıyoruz. Sonra kapatacağız rüzgarı. Ben şöyle ekliyorum. Orada dizecektim de. Dizmiyorum. Müthiş, müthiş. Evet, aynen. Bir de şöyle limonlarımızı da ekleyelim. Ohoho. Vay vay vay. Bırakalım. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Ben bir tadı bakayım ondan sonra koyarsın. Tamam. Çok güzel olmuş gibi gözüküyor. Ay neler oluyor burada. Melina sen önce baktın tabii hemen geçtin kameranın arkasına. Ben de burada sanki ilk kez tadına bakıyormuşum gibi numara yapıyorum. Şimdi üç kağıtçı. Biraz maydanoz koyacağım. Oldu mu? Çok, çok güzel olmuş. Mükemmel ya. Müthiş harika. Gözüküyor. Böyle fena oldu. Kapağı açık tuttum bir kaşık neyse, daha aldım. Der gibi kapatayım. Aldım ben de. Ben bakamadım tadına. Hadi be sen bakmadın. Yok bakmadım. Tadını bilmem kısmını. Çok sıcak ama. Biraz böyle dolu olan yerden. Çok güzel oldu. Vallahi harika. Harika oldu. Süper. Enfes. Ben bir daha göstereyim şöyle. Of 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 of. Şöyle. Renklere bak. Harika gözüküyor. Altını kapatıyorum. Hadi bakalım. Artık bitti. Şimdi yeme vakti. Of 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 diyorum. Of diyorum. Güzel pişmiş. Mükemmel. Mükemmel. Hemen tabağımda istiyorum onları. O tavadan sıkıldım artık. Şöyle. Sulu. Vay 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 vay. Hemen ortamı şenlendirelim. Çok güzel oldu. Kendime torpilli mi koyalım? Yok. Evet aşkım. Şöyle. Biraz da limon. Aşkım bu ne? İnanılmaz güzel oldu. Aşkım İtalya'ya gitmeyeceğim senin yüzünden. Aşkım balıklar. İtalya seyahatini iptal ediyorum şu an. Müthiş. Müthiş. Zaten bir yere gittiğimiz yok da. Yani burası zaten cennet gibi. Evet. Daha ne olabilir? Evet, bunun üstü var mı? Bizim sayemizde cennet gibi ama. Normalde o kadar da cennet gibi değil ya. Evet dostlar. Biz doğada zaman geçirmeye, siz de bizi izlemeye devam edin. Daha güzelleri sizlerin olsun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun aşkım. Sağ olun. Gel aşkım sen aç kaldın arkada. Bir kaşık sana vereyim ben. Bizi izliyor zavallı kameraman. Allah. Gel bakayım. İşte bu. Kameramanı yedirdik. Bak rüzgar çıktı şimdi. Evet. Çok güzel. Çok iyi daha var rüzgar çıktı. Çok güzel olmuş. Bu pilav inanılmaz gerçekten güzel oluyor. Böyle aynen. Hafif de sulu oluyor. Müthiş.